Onun ne gibi ayarları var? Objeyle beraber Unreal'ın ne geliyor? UV'lerin önemi ne Unreal'da? Ona bakmış olalım biraz. Çok basit bir objemiz olsun. Otomatik UV'sini açtım. Böyle bir UV'si var. Şimdi bu basit objeyi de gösteriyorum. Birazdan Bridge'den buradaki objeleri bir tanesini download edip onun Unreal'da nasıl göründüğüne bakalım. Bunu Unreal'ın büyüklüğüne getirdim. File export OBJ olarak export edeceğim. Kutu diyorum buna. Yeni bir proje galiba 4'ü açmışız. 5'i açayım. Yeni bir sahne. Project Settings'i kapatalım. Şimdi Content Browser'da import dediğimiz zaman az önceki yarattığımız kutuyu açalım. Burada aslında isterseniz obje alın, isterseniz FBX alın, her türlü FBX import options çıkacak karşınıza. Yani Unreal bunu sanki kendi içinde bir FBX'e dönüştürüp öyle import ediyor. Eğer bu bir karakterse ve içinde bir rig sistemi varsa otomatik olarak Skeletal Mesh tikli geliyor. Build Nanite bu Unreal 5 ile gelen bir özellik. High Polygon objeleri Nanite'e çeviriyor ve Nanite çok hızlı bir şekilde viewport'ta render edilmesini ve gösterilmesini sağlayan bir şey. Objeleri import ederken normallerini de değiştirebiliyoruz. Unreal'ın içinde import ederken normal generate edebiliyoruz. Buraya getirirken transformlarını ayarlayabiliyoruz. Eğer sahne büyüklükleri farklıysa onları burada matchleyebiliyoruz. Üstündeki shaderlarla beraber gelsin mi, gelmesin mi, yeni material create etsin mi, yani yeni material oluştursun mu, oluşturmasın mı, onları ayarlayabiliyoruz bu ilk pencereden. Ama burada yaptığımız birçok şeyi, bu tek sefere mahsus bir şey değil. Import ettikten daha sonra burada mesela kutu shader ile beraber geldi. Bir tane materyal, bir tane de kutunun kendisi. Bu kutu altında şurada yazıyor zaten. Static Mesh diye. Ona çift tıkladığınız zaman ekstra bu objenin içeriğini görüyoruz. Nasıl bir obje olduğunu burada viewport'ta ve sağ tarafta da az önce yok FBX import penceresindeki birçok ayar ve daha fazlası aslında burada. Şimdi burada önemli olan şeylerden biri, eğer interaktif bir şey yapıyorsanız veya interaktif bir uygulama VR için veya oyun yapıyorsanız, yani real time 20, 60 FPS veya 120 FPS göstermek gibi bir derdiniz varsa level of detail ve light map resolution'lar önem kazanmaya başlıyor. Onun haricinde eğer sadece tekrar render alacağım diyorsanız veya film yapacağım diyorsanız aslında level of details'ın pek bir önemi olduğunu ben düşünmüyorum. Ki hatta olmasın, çünkü bir karakteriniz var diyelim. Biraz uzağa gittiğinizde level of detail devreye giriyor ve düşük poligonu çevirdiği için böyle hafif arada tıklamalar olabiliyor normal render aldığınız zaman. Zaten viewport'ta da o kendisini gösteriyor. Bu objenin şu an bir tane UV'si var. Maya'da açtığımız UV Channel 0. Bu Maya'da açtığımız UV ve
Ayrıca normal 3D workflow'larda bildiğimiz hani her zaman biz her şeyi quad yani dörtgen olarak tutmayı hedefliyorduk face'leri. Unreal ya da diğer oyun engine'lerinde her zaman bu tam tersi. Her zaman triangle'a çeviriyor her şeyi. Gördüğünüz gibi burada UV'lerde her birine bir edge atılmış ve triangle'a çevrilmiş. Ama burada dikkat ederseniz ikinci bir UV daha var. Bu light map UV. Yani Unreal'ın objeyi içeri aldığı zaman ikinci bir UV seti kendisi oluşturdu. Bunun sebebi ne? Eğer benim sahnemde diyelim ki böyle bir sahnem var. Bir tane de hatta az önceki kübüm var diyelim. Bizim mayadan getirdiğimiz. Şimdi eğer real time bir şey yapmıyorsanız ve bu şeyse bir oyun için bir environment'sa veya VR için bir şey hazırlıyorsanız yani FPS sizin için çok önemliyse, optimizasyon çok önemliyse şu an bizim sahnemizdeki ışık light source diyor. Neredeymiş? Bir tane directional light'ımız var. Ve bu directional light'ın mobility kısmı yani hareket özelliği 3 tane hareket özelliği var. Static, stationary ve movable. Static hiçbir zaman hareket etmeyen ışıklar demek. Yani eğer bir time-lapse'iniz yoksa büyük ihtimal ve sahnenizde hareket eden hiçbir şey yoksa büyük ihtimal bunu statikte devam edebilirsiniz. Eğer diyelim ki bu küp bir karakter ve hareket ediyor. Bu durumda sizin gölgeniz de hareket edeceği için bu sefer ışığınızın stationary olması lazım. Bu iki statik ve stationary'da olay tamamen bu yerdeki gölge ve bu küpün üstündeki hafif burada bir gradient var. Çünkü gölgeye yakın olan kısımlar biraz daha karanlık. Sonra işte indirect ışıktan dolayı üst kısımlar biraz daha aydınlık. O tarz şeyleri de objenin az önce gördüğümüz tekrar açayım. Light map kısmına data olarak yazıyor. Biz burada build all levels dediğimiz zaman umarım crash olmaz. Böyle bir pencere çıkıyor. Burada bir progress var. Bu progress'te ne yapıyor aslında? O ışıktan ray'leri yolluyor. Ya bu sahneyi aslında render ediyor. Sonra bu sahnede iki tane obje var. Bir tanesi zemin, bir tanesi bu kutu. Şimdi gördüğünüz gibi az önceki gölge kayboldu. Ve ışık herhangi bir gölge görmüyoruz. Ayrıca ışığın direction'ı da hissettiren herhangi bir şey yok. Şimdi bunun bir sürü sebebi var. Birincisi bu objelerin light maplerinin size'ları çok küçük. Şu an 128 ise 128'lik yani bayağı ufak bir imaj generate ediyor. Bunu bake etmek için. Yani şöyle aslında açıklayayım. Unreal'daki lighting'i iki kategoriye ayırabilirsiniz. Bir tanesi real time lighting. Real time lighting'te hiçbir bu bake etme, işte light map resolution, buradaki bir sürü ayar falan filan onlarla hiçbiriyle ilgilenmeniz gerekmiyor. Eğer ışığınız movable'sa yani sahneniz full dinamik bir şeyse, dinamik ışığınız dinamikse, bunu movable yaparsanız istediğiniz zaman real time bilgisayarınızın gücüne bağlı olarak bu update oluyor. Herhangi bir map yaratmıyor. Ama dediğim gibi stationary olursa her şeyi bake etmeniz gerekiyor. Şimdi bake ederken bir tane zeminimiz var. Bunun aslında biraz lighting'e girmiş olduk. Böyle devam edelim bence. Lighting sekmesinde bu objenin, zeminin light map resolution'u override edebiliyoruz. Mesela buna 2048'e 2048'lik bir map yapsın. Bu obje için de aynı map'i kullanalım. 2048. Şimdi bunu bake ettiğim zaman
Build all levels. Şu an bake edilmiş haline bakıyoruz. Az önce 128 ile 128 mapler o kadar küçüktü ki artık o küçük map'i bu büyük flora yaydığı için ve blurlendiği için hiçbir detay görmüyorduk. Ama şu an gördüğünüz gibi gölge gayet sharp. Ve bu mapleri nereden göreceğiz? World Settings'te Light Mask Settings'in en altında şurada gördüğünüz gibi 3 tane light map yaratmış. Bu 3 tane light map kimlere ait? 1 floor için shadow, 2 bu objenin kendi üstündeki shadow'lar ve bu objenin indirect lighting'ten aldığı ışığı bu objenin üstünde gösteren light map. Bunlara zaten tıklarsanız bu hala ufak kalmış. Bir tanesi demek ki ufakmış. Bu da ufak. Şu sanırım. Evet, bir tekrar bakalım. Light map resolution. İki bin kırk sekiz. Evet, bu map'in hala neden 64'e 64 olduğunu bilmiyorum. Daha yüksek olması gerekiyor. Ya update etmedi ya da başka bir bug olabilir. Dediğim gibi ama en önemli kısmı aslında karar verirken bu ışıklar bake edilip render sırasında bu resource'lar kullanılacak mı ya da movable kalıp her şey dinamik mi olacak? Önemli şeylerden biri bu. Şimdi az önce şeye bakıyorduk. Objelerin bu sağdaki penceredeki ayarlarına bir dezavantaj veya zor kısımlarından biri çok fazla birçok ayarı birçok fazla yerde görüyorsunuz ve hangisinin mesela az önce hala mapler küçüktü, acaba bu 64 kaldığı için mi? Hani o biraz zamanla öğrenilecek bir şey. Onun haricinde burada aslında önemli olan kısım level of detail'den bahsettik. Level of detail'de bu arada kendiniz de bunun içerisinde oluşturabiliyorsunuz. Mesela şu an otomatikte. Bu da şeyin cevabı aslında. Mesela Unity'de bir oyun yaptığınız zaman 100 MB yer kaplıyor. Unreal'da aynı oyunu yaptığınız zaman 500 MB oluyor. Onun sebebi birçok ayarda otomatikte kaldığı için siz oyunu export ederken aslında arka planda tüm bu objeleri level of detail'lerine, texture'ların orijinal resolution'larını ve düşük resolution'larını hepsini projenin içine dahil ettiği için bu yer farkı oluşuyor. İkinci önemli kısım da burası. Şurada gördüğünüz gibi Destination Lightmap Index dediği bizim UV'deki ikinci kanalımız. Yani burayı kullanacak lightmap'leri kaydetmek için. Eğer siz Maya'da objenize ikinci bir UV'yi burada açarsanız, şu an bizde bir tane var, map 1. Eğer Maya içinde iki tane UV açıp onu Unreal'a aktarıp buradan belirlerseniz, bu sefer Unreal o UV'yi kullanacak light bake etmek için. Onun haricinde objenizde herhangi bir değişiklik yaptınız mesela. Şu UV'yi kapatayım. Mesela buraya ekstra bir extrude yapalım.
değiştiğinde her seferinde tekrar import etmeniz gerekmiyor. Bu yeni objemiz. Tekrar UV'sini otomatik açtım. File Export Selection. Kutu V2 diyelim buna. Bu üstteki Reimport Base Mesh, tabi ismi aynı olması gerekiyor ama mesela Unreal 4'te burada ekstra bir tane daha buton vardı. Reimport Base Mesh with File diyordu. Ona bastığınız zaman yeni bir file şey yapabiliyordunuz, belirleyebiliyordunuz, söyleyebiliyordunuz. Bunu tekrar kutu obje olarak değiştireyim. Şimdi aynı isimde Shift tıklayıp Reimport Base Mesh dersem yeni obje var olan da değiştirdi. Onun haricinde bu light map kısmında dediğim gibi siz de kendiniz bu map'i oluşturabilirsiniz. Mesela 512 minimum light map resolution apply dediğim zaman burada Unreal'ın oluşturdu. Bu büyük ihtimal Unreal 5'in bir hatası. Normalde bu burası yeni bir light map oluşturmak için kısım ama ne yazık ki göstermiyor. Evet. Genel olarak objeyi import ettikten sonra değiştirebileceğiniz ayarlar burada. Bunu da geçtikten sonra neyimiz vardı başka sıralamada? Bundan sonra ona bir bakayım. Okay, materyallere bakalım artık. Ya da pardon, şu bridge'den bir tane obje çekip onun üzerinden materyallere bakalım, daha güzel olur. Mesela bu download ettiklerimi burada görebiliyor muyum? Tamam, bunu download ediyorum şimdi. Bridge, Epic Games'in satın aldığı Quixel'in 3D scanlerini bedava paylaştığı bir program. Buradan binlerce 3D scan edilmiş objeyi download edip bedava bir şekilde Unreal'ın içinde kullanabilirsiniz. Şimdi dosya indi. Bunun şeyi açalım. Şimdi bunu download ettiğimiz zaman Albedo dediği Diffuse Color, normaller ve dikkat ederseniz farklı Level of Detail'lerde farklı normal map'ler kullanmışlar. Biz şu an sadece ilgilendiğimiz şey Level of Detail 0, yani en high resolution'u. Onu şeye alalım. Yeni bir sahne açayım. Şunları yok ediyorum. Direkt bu FBX'i içeri aldım. Şimdi bir tane materyal oluşturalım ve materyal oluşturup buradaki normal, displacement, albedo ve roughness'ları nasıl bağlayacağımıza bakalım. Kaya dedim. Buraya tekrar texture'ları alayım. İhtiyacım olan şey roughness, normal, fuzz'ın ne olduğunu bilmiyorum, displacement,
ve albedo. Eğer tabi bunları şu an ben manuel olarak alıyorum ama eğer plugin'i kurduysanız Unreal'a buradan export dediğiniz zaman sizin set edilmiş projeniz hangisi ise burada export settings var. Burada ben mesela en son çalıştığım projeye set etmişim bunu. Otomatik olarak onun içine materyalli ve direkt kullanıma hazır bir şekilde geliyor. Maplerimizi aldık. Ben bunlar seçiliyken ya da buradan direkt sürükleyip materyalin olduğu yere getirip buraya bırakabilirim. Böylece bu texture'ları buraya getirmiş oldum. Bunun diğer bir yolu herhangi bir şey seçildiyken T'ye basılı tutup normal sol kliklerseniz texture sample diye bir şey koyuyor. Buradan projedeki texture'lardan istediğinizi seçebilirsiniz. Geçen hafta bu şey materyallerde bu sağdaki ana materyalin bunun ne olduğundan bahsetmiştik. Bu aslında shading model. Burada işte bunu surface yapabilirsiniz. Surface'tan sonra decal birazdan bahsedeceğiz. Light function mesela ESA lighting diye bir genelde mimari projelerde kullanılan şu tarz profilleri normal hani download ettikten sonra o dosyayı buraya getirip bu materyali de light function'a çevirip onun ışıklarda kullanabilirsiniz. Yani bu farklı shading modeller burada. Ayrıca bu shader'lar compile edildiği için benim shader'ım hem opak olsun, hem translucent olsun, hem subsurface scatter desteklesin. Hepsini bir arada böyle über bir shader yok. Her şeyi destekleyen. O açıdan normal 3D'deki shader'lara göre biraz daha dezavantajı var diyebilirim. Diffuse'un RGB'sini base color'a bu Displacement World Position Offset'e denk geliyor Unreal'da. Bu harita bu faz bunun ne olduğunu bilmiyorum. Onu belki test ederken bir şey de kullanabiliriz. Normal'a gidiyor. Roughness da Roughness'a gidiyor. Şimdi bunu kaydettiğim zaman artık elimde bir şuradan geri çıkayım. Bir tane kaya shader'ı var. Bunu objeyi seçiliyken sağdaki özelliklerinden materyal bölümünde element sıfıra sürükleyip bıraktığım zaman bu shader'ı buna atıyor. Şöyle önemli bir nokta var. Diyelim ki buna benzer yüzlerce objeniz var. Büyük bir environment tasarlıyorsunuz. Ve farklı farklı objeleriniz olduğu için ve onların hani tipleri farklı, UV'leri de farklı olacağı için sizin elinizde her obje için bu şekilde texture'larınız var. Şimdi bu durumda her bir obje için bir tane yeni materyal mi oluşturacağız? Aslında hayır. Burada oluşturduğumuz biz materyale master materyal diyebiliriz. Şöyle yapalım. Kaya master diyorum. Daha sonra bu materyale sağ tıklayıp Create Material Instance dediğim zaman bu ne oluyor? Master'ın child'ı yani ben her seferinde bu shader'ın compile edilmesini istemeden sadece texture'ları değiştirerek artık bu instance materyali diğer objelere atayabiliyorum. Şimdi bu yeni instance oluşturduğum instance materyale çift tıkladığım zaman dikkat ederseniz bu shader'ın görünümü biraz daha farklı. Az önceki gibi bir node graph falan yok burada. Onun yerine bu sağ tarafta bir takım standart ayarlar var. Bizim şu an işimize yaramayan ama burada tek önemli şey parent dediği benim kaya master'ımı kullanıyor olması. Bunu akılda tutulması gereken bir şey. Çünkü çoğu zaman internetten, marketplace'ten bir şey çekildiği zaman büyük ihtimal onlar da bu şekilde instance materyalle çalıştıkları için
Materyale çift tıkladığınızda böyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Ve asıl materyalin nerede olduğunu görmek için de Parent'a bakıyorsunuz. Buradan büyüteçe bakışınca zaten hangisinin master materyal olduğunu gösteriyor. Peki. Diyelim ki hani bu obje şey demiştik. Bunun texture'ı farklı demiştik. Hatta aynı objeleri kullanmayalım kafa karışıklığı olmasın diye. Ben Bridge'den ona benzer başka bir model daha çekeceğim. Böylece daha anlaşılır olsun. O da şu olsun mesela. Bunu da 2K çekelim, hızlı download etsin. Burada ihtiyacım olan şey Level of Detail 0, Model, Normal, Diffuse, Displacement ve Roughness. Bunları sürükleyip Unreal'a bırakıyorum. Bunun için hatta yeni bir folder açalım. Text'in içine koyalım şimdilik. Import all dedim. Galiba iki kere export etti. Önemli değil. Objemiz bu. Şimdi şeyi biliyorum. Bunun tek materyali büyük ihtimal bunun materyaliyle aynı özellikleri taşıyacak. Ama tabii ki texture'ı daha farklı olacak. Diğerlerinin içine koymuşum. O yüzden şimdi karıştı gibi oldu ama şöyle yapalım. Yeni texture'lar. Okey. Şimdi bu objenin texture'ları bunlar. Ve ben yeni bir tane materyal oluşturmuştum. Kaya materyal instance. Onu da bu objeye atayacağım. Şimdi yanlış oldu çünkü hala bu master'daki bu texture'lara bakıyor. Şimdi burada texture kullanmak yerine ben bir çeşit bir parametre kullanacağım ve o parametreyi bir üst level'a expose ettiğim zaman ben artık burada o texture'ları göreceğim ve onları değiştirebileceğim. Böylece her yarattığım instance'da farklı farklı texture'lar kullanabileceğim. Texture sample'a sağ tıklayıp Convert to parameter dersem ve buna bir isim vermem gerekiyor. Diffuse. Aynısını bunun için yapacağım. Normal. Roughness. Convert to parameter. Roughness. Ve displacement. Convert to parameter. Displacement. Şimdi bunu kaydedersem. Çünkü amacımız her yeni bir şeydir demek, yeni bir draw call demek. Her bir draw call demek, frame per second'ı yavaşlatmak demek. Ama instance kullanırsak, main ana shader'ı compile edecek ve onun draw call'larını kullanacağı için diğer shader'lar bedavaya gelmiş olacak. Şimdi bu master'dakileri parametreye çevirdik, texture'lara. Ve şeyi tekrar açarsam bunu bir kaydedeyim şu an her şeyi. Mapler büyük olduğu için biraz uzun sürüyor. U asete çevirmesi. Okay. Şimdi artık instance'da dikkat ederseniz sağ tarafta diffuse, displacement, normal ve roughness artık değiştirilebilen bir şey oldu. Ve ben şu listeden daha iyi bulabilmek için şunların isimlerini diff, disp, normal, roughness,
Değiştirdim. Buradan onları bulacağım. Div normalde siz böyle değiştirmemiz gerekiyor. Tek tek buradan doğru olanı bulup onu koymanız gerekiyor. Normal okey. Şimdi save edersem dikkat ederseniz bu shader'ı save etmem bayağı milisaniye sürdü. Çünkü hiçbir şey compile etmedi. Böylece bir shader yapıp onun instance'ını yaratıp onu buna assign ederek bu arada hani şeyden bahsediyoruz. Bu sadece real time ve oyunlarda yapılması gereken bir şey değil. Normal projelerden film yapıyorsanız da bu aslında kullanılması gereken bir şey. Çünkü şöyle bir avantajınız var artık. Ben diyelim ki yağmur yağıyor ve bunlar biraz ıslak olması gerekiyor. Şimdi eğer ben her obje için bir shader yaratsaydım her objenin içine girecektim. Her materyalin içine girecektim. Burada speckler'a bir şey bağlayacaktım. İşte bunu 1 diyecektim mesela. O zaman böyle biraz daha parlak bir yansımalı bir şey olacaktı. Bunu kaydedeyim. Yani şu an pek reflect edebileceği bir şey olmadığı için pek göstermiyor ama bir tane ışık koyalım şuraya. Specular tabi roughness büyük ölçüde onu biraz pürüzlü hale getirdiği için hani şimdilik bunu da kapatayım. Örneğin biraz daha anlaşılır kılmak için roughness'ı da 0 yapalım. Tamam, şu an çok daha parlak. Okay, şimdi çok daha parlak olduğu şeyler. Dikkat ederseniz bununkini değiştirmeden otomatik olarak diğerlerini de tüm sahnedeki hepsini etkilemiş oldu. Hani bazısını da yapıp bazısını da yapmak istemiyorsanız bu buraya koyduğumuz bu sabit biri bunu tekrar parametreye çevireceksiniz ve buraya diyelim ki ıslaklık diyelim. Kaydettiğimde instance materyale tıkladığınızda artık burada sizin ıslaklık değeriniz var. Bu 0 olursa bu şekil kuru bir materyal, 1 olursa ıslak görünümlü bir materyal. Böylece bu master'dan instance yaptığınız her bir shader'ı artık bunları farklı farklı environment objelere atadığınız zaman her birinin işte ıslaklığını farklı oynayabiliyorsunuz. Burada yaptığınız şeyde yani master'ın içinde yaptığınız tüm bu parametreler dışarı expose olmuş oluyor. Bir üst level'a. Aslında materyal olayının en önemli kısımlarından birisi bu. Master ve instance'ı kullanabilme. Bundan sonra da aslında önemli olan bu master materyali ne kadar kompleks ve işe yarar bir şey yapabilmek. Mesela İşte burada ıslaklık dedik ama 0 ve 1 arasında değişiyor. Ben bunu mesela bir maple birlikte şey yapmak istiyorum. Bir maple belirlemek istiyorum. Ama bazı objelerde de 1 veya 0 olarak belirlemek istiyorum. O durumda mesela buraya multiply koyuyoruz. Bir tane daha parametre oluşturuyorum. Texture sample parameter. Bu benim maskım olacak artık. Buna wetness mask diyelim. Ben şu şimdi aslında yaptığım şey ıslaklık her zaman 1 wetness ama ben bunu
mask'la multiply ediyorum. Daha sonra bunu spec'lere veriyorum. Artık bu durumda bunu save edersem artık instance'larımda altta bir tane wetness mask oldu. Yani bunu bir yapıp buraya siyah beyaz bir map hazırlarsanız wetness onunla beraber multiply olacağı için sonuçta ona göre değişecek her bir obje için. Burada başka neler yapabiliyoruz? Burada yapabileceğimiz şeylerin sayısı bir hayli fazla. Burada yine binlerce node var. Tüm matematiksel işlemleri karşılıyor. Bu Maya Hyper Shade'deki hemen hemen her şey ve daha fazlası mevcut. Biraz dipsiz kuyu gibi. Hani işte en çok kullanılanlardan birisi mesela UV koordinatlar. Eğer objeniz tayin edebilen bir texture'la uyumluysa her bir texture'ın baş tarafında UVs diye bir kısım var. Buraya texture koordinat bağladığınız zaman bu kaç defa tayin edebileceğini söylüyorsunuz. Repeat edebileceğini. İşte 5 yazarsanız U ve V ekseninde de 5'er defa repeat edecek. Tabii şu an bu bizim objemize uymayacak çünkü tayin edebilen bir şey değil. Bu texture koordinat onun için kullanılıyor. Onun haricinde bir şeylere hareket vermek için panner diye bir node var. Bunu tekrar 1 ve 1'e getirelim. Bunu koordinata bağlayalım. Panner'ın olayı UV'yi U ya da V ekseninde hareket ettirmek. Burada speed X ve speed Y var. Bunu mesela nokta 2 yapalım. Gördüğünüz gibi üstündeki sadece diffuse hareket ediyor. Bunun sebebi panner'ı sadece diffuse'a bağladık. Bunu viewport'ta da aynı şekilde görebiliyoruz. Böyle bir şey oluyor. Yani aslında birçok şey bu tarz shader tricklerle çok rahat yapılabiliyor. Yani aşağıdan yukarı doğru açılan kapılar için bile uzaktaysa eğer burada kapı texture'ını yavaşça yukarı kaldırıp alttan alfayı gösterenler bile var. Hani çünkü çok daha ucuz normal bir objeyi animasyon olarak kaldırmaktansa bu tarz bir cheat'le birçok şeyler yapanlar var. Onun haricinde burada şeyden bahsettik işte diyelim ki her seferinde Photoshop'a gidip diffuse texture'ınızı brightness'ını arttırmak istemiyorsanız diffuse'un RGB'sine add deyip buraya tekrar bir tane parametre koyup pardon bir tane const buradayken 1'e basarsanız tek bir float koyuyor. Bu tek bir constant value yani tek bir değer. Float. Eğer 3'e basılı tutup tıklarsanız da vektör koyuyor. Bu biraz daha RGB'ye yakın. Yani buradan renk verebiliyoruz. Şu üçlü vektör tıklayken sağ tıklayıp bunu parametreye çevirelim ve şey diyelim mesela tint. Diffuse bizim texture'ımızla tinti add yaparsam ve bunun sonucunu base color'a bağlarsam artık instance materyallerimde tinti değiştirerek objenin genel olarak rengiyle biraz oynamış oluyorum. Tabii bunlar çok basit matematiksel işlemler. Bir tane daha önemli bir şey var, onu da anlatayım.
Şu instance'a bakalım tekrar. Tint. Bunu mesela biraz buna çevirirsek. Tüm şeylere genel olarak rengini buradan böyle adjust edebiliyoruz. Hani geçen haftadan hatırlarsak bu shader'ların mesela bu tinti sequencer'da keyleyebiliyoruz. Böylece bir şeylerin rengini anime etmiş olabiliyoruz. Önemli olan şeylerden bir tanesi, onun için Photoshop'u açmam gerekiyor. Şimdi normal bir resimde RGB var, Red, Green, Blue ve Alpha var. Biz Unreal'a herhangi bir texture getirirken, import ederken bu dört kanalı aslında kullanmamız çok büyük bir avantaj. Bunun için şeyler yapılabilir. Mesela 1920 ya da 1024'e 1024 bir texture açayım. Niye açamadım? 1024 1024. Herhangi bir şunu alacağım şimdilik. Diyelim ki böyle bir texture'ımız var. Saçma sapan bir texture. ben bunun mesela alfa kanalını kullanmamama rağmen bunu unlock edeyim. Alfa kanalı kullanmama rağmen bu kanalı Unreal'ın içinde bir takım şeylerde bu kanalı kullan diyebiliyorum. Mesela böyle bir saç bir şey hiç yaptık. Blue Channel'a geldim. Şuradaki. Ya da ona gerek yok. Sadece alfa üzerinden açıklayabiliriz bunu. Export edeceğim bunu. File, export, export as. Target olarak kaydetmek istiyorum sadece. Okay. Şimdi o targayı içeri alalım. Şimdi çift tıkladığım zaman bu şeyi gösteriyor. Burada kanalları tek tek görebiliyorsunuz. Bizim Red kanalında, pardon, Alpha kanalında çizdiğimiz şeyi aslında projedeki herhangi bir başka bir shader'da böyle bir şeye ihtiyacımız varsa, yani mesela bu ne olabilir? Bir checkerboard olabilir veya bir pencere dışının silüetinin rengi olabilir. Böylece sizin bir tane dosyanız içindeki bu RGB kanalında taşıdıklarıyla bir texture import ederek aslında 4 tane size yardım edebilecek bir resim elde etmiş oluyorsunuz. Bu da bir hayli kullanılan bir şey Unreal'ın içinde. Daha sonra mesela o az önceki texture'ı içeri alıp bunun sadece alfa kanalı kullanmak istiyorum veya sadece blue kanalında ne varsa onu kullanmak istiyorum diyerek onu buradaki şeylere ister işte multiply olur, ister başka bir şey olur, orada kullanılabiliyor. Başka burada çok fazla şey var. İşte facing ratio var. Bu Maya'dan hatırladığımız ambient occlusion generate edebiliyorsunuz. Emissive color bu tamamen dışarı verdiği ışıkla alakalı. Yani ışık gibi davranmasıyla alakalı bir objeyi
emisif olarak yanlış yere bağladım. Buradaki nodlara alt tıklayıp tıkladığınız zaman otomatik olarak bağlantıyı keser. Bunu save edelim. Ayrıca işte Instance Material'in bir diğer güzelliği de burası kompleks shader'larda bir hayli böyle Arap saçına dönüyor. Bir sürü node oluyor. İyice spagetti gibi oluyor. Ve bir tane ufak bir şeyi değiştirmeniz kaydederken tüm shader'ı tekrar compile etmesi gerektiği için bekleme süreleri inanılmaz uzuyor. O yüzden instance'larda çalışmak direkt her zaman real time. Okay. Emisi gördüğünüz gibi dışarıya biraz şey verdi. Ufak bir mavilik. Onun haricinde shader'da aklıma gelen, yani burası tamamen biraz "Aa, bu ne yapıyormuş, bu ne yapıyormuş" deyip tek tek kurcalanması gereken bir yer. Yoksa hani tek tek üstünden gitmez ama şeyin örneğini verebiliriz mesela. Diyelim ki biraz daha stilistik 2D'ye benzer, biraz daha böyle keskin hatları olan bir şey yapıyorsunuz ve texture'ları boyuyorsunuz ve objeleri öyle, yani objelerin texture'larını dışarıda boyayıp o şekilde içeri getiriyorsunuz. Onun için kullanılması gereken normal bu materyallerin üstünde şey olduğu için, yani ışık dönüyor. Hani işte orada Shadow Terminator falan var, işte Specular var. O tarz şeyler istemiyorsanız direkt materyalde ufak da bir shading model. Buradaki lit'i undit'e çevirirseniz sizin sadece artık emissive color'daki shader'ınız, pardon, emissive color'daki buraya koyduğunuz texture önemli hale geliyor. Sadece bunu gösteriyor ve üstünde herhangi bir specular veya ışık dönmesi gibi bir şey görmüyoruz. Bir tane texture alayım buraya. Tahta texture'ını aldım. Onu buraya bağladım. Bir tane kutu ya da sphere yapalım. Bir anlamda Maya'daki surface shader. Bu artık ışıktan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Her zaman aynı. Ve bunun üstünde bir takım işte edge'lere doğru gittikçe bir takım efektler uygula vesaire vesaire, hepsi texture sample'dan sonra bu matematiksel işlemlerle yapacağınız şeylere bağlı. Bir 2 saniyenizi isteyeceğim. Evet, unlit materyalin olayı da dediğim gibi surface shader'a benzeyen bir şey. Şu önemli, two-sided. Normalde materyalleri Unreal tek bir yüzey üzerinden hesaplıyor. Eğer sizin bir tane, diyelim ki uçuşan yapraklar yapıyorsunuz sahneye ve şu şekil plane'leriniz var. Siz buna herhangi bir shader atadığınızda, şunu shader'a çevirelim, create material. Herhangi bir texture seçiliyken kısaca material yapmak için sağ tıklayıp create material diyebilirsiniz. Bunu direkt assign ediyorum. Gördüğünüz gibi sadece front face'i var. Arkada baktığınız zaman hiçbir şey yok. Buradan two side'a da bastığınız zaman
Direkt çift taraflı materyali yapıyor. Şu şekilde. Onun haricinde dediğim gibi buradan işte clear coat, subsurface scatter, hair için materyal, kumaşlar için, göz için ince reflektif materyaller, translucent materyaller. Buradan shading modundan bunlar değişebiliyor. Ve ayrıca bu aslında material domain biraz daha shading modun bir üst şeyi gibi. Mesela decal kullandığınız zaman burada bir hata veriyor. Diyor ki decal'de kullanman gerek. Translucent modunun blended modlu olması gerekiyor. Birbiriyle uyumlu çalışması gereken şeyler. Onun haricinde zaten şey yapamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz shader'ları. Bu kısım biraz önemli. Stats dediği yer şuradaki instructions CPU'nun veya GPU'nun bu shader oyunda gösterilirken veya viewport'ta gösterilirken kaç tane instruction'la bu shader elde edildi. Burası ne kadar büyürse bu instruction o kadar artıyor. O kadar arttıkça da o kadar yavaşlıyor. Ve bu instruction bakın bu master materyalde 109 iken instance materyalde 0. Avantajı o. Çok hızlı o zaman ben dikeli anlatıyorum. Ondan sonra bence bu haftalık bitirelim. Lighting'de kalanlar ve post process volümü de haftaya bakarız. Tek recorder kısmını pek beğenmedim bugün anlattığım kısmı. Belki ona biraz daha hazırlanırım ve Unreal 5'te bazı user interface'te değişen yerler var. Ona tekrar ben hazırlanıp öyle biraz daha bakalım. Dikel süper kullanışlı bir şey. Bridge'den şurada hatta çok güzel hazır download edebileceğiniz şeyler var. Mesela şöyle bir şey. Bunu hatta download etmişim zaten galiba yok. 4K bunu download ediyorum. Bir çeşit stencil gibi bir şey. Şuraya gideyim. Şimdi ilk sadece albedo'yu yani diffuse'u ve ambient occlusion, normal, opacity. Bunları kullanalım sadece. Şuraya geldim. Decal. Decal bir çeşit aslında materyal tipi. Decal mat. Buraya texture'ları getireceğim. Bunlar seçiliyken materyali açtım. Buradan Surface'ı Decal'e çevirdim. Zaten burada diğer değiştirmem gereken modun da ne olduğunu söylüyor. Blend modda Translucent yapmam gerekiyor. Daha sonra bu texture şunları kapatayım. Bu texture'ları shader'ın içine sürüklüyorum. Hızlıca base color'ı bağladım. Bu neydi? Ambient occlusion. Demek ki decal ambient occlusion kabul etmiyormuş. Onu gönderiyorum. Ama aslında ambient occlusion dediğimiz şey ben diffuse color'ımı multiply edersem ambient occlusion'a bir çeşit ona ulaşmış oluyorum. Normale bağlıyorum. Opacity'ye bağlıyorum. Bu shader'da bazen bu arka planla ilgili bir takım böyle görsel bug'lar oluşuyor. Onu düzeltmek için tabii Unreal 5'te bunu buradaymış. Yok.
Background'u kapatsak da değişmiyor. Normalde bu işleri iptal ettiğimiz zaman sadece bir sphere'in içinde gösteriyordu. Her neyse. Bunu kaydedeyim. Artık bu decal create deyip buradan decal'i bulmamız lazım. Ayrıca bu yeni versiyonu normalde eskiden arayıp şey yapabiliyorduk. Burada şimdi tek tek bakmamız gerekiyor nerede olduğunu bulmak için. Ha, buradan arayabiliyormuşuz. Decal. Karakter değil. Decal. Okay. Bu sahnede böyle hareket ettirilebilen bir şey. Rotation'ı, scale'ı her şey işe yarıyor. Bunu 90 derece getiriyorum ve galiba decal yaratırken zaten bu shader seçili olduğu için otomatik olarak atadı. Ve sizin bir diyelim ki yolunuz var. Direkt bu decal'i istediğiniz yere koyarak normal texture'ı şey yapmadan veya işte ZBrush'ta böyle bir oyukluk yer vermeden direkt burada bunu hareket ettirerek ve bu ayrıca sequencer'da da açıp kapatabileceğiniz bir şey anime ederek kullanılabilecek bir şey. Gayet birçok oyun hemen hemen bu decal'ler üzerine kurulu. Tüm o haritalarda gördüğünüz işte duvarlardaki çatlaklar, pis hani bu işte sıva dökükleri, paslar filan tamamen bu decal'lerle hallediliyor. Çünkü öbür türlü yönetmen bir şey istediği zaman onlarla ilgili her seferinde Photoshop'a geri dönmemek adına ya bu decal'le ilgili tek geri kalan kısım bazı objelerinizin decal'den etkilenmemesini isterseniz mesela şu an buraya koyduğum için hem buna etki ediyor hem zemine herhangi bir objeyi seçip ayarlarında decal yazarsanız receive decals var bunu kapatınca sadece zemine etki etmiş olacak. Okey. Bugünlük bu kadar o zaman.